Sevgili seyirciler, Egemen Mahsunlar veteriner hekim ama özelliği de babası Halil Hoca. Türkiye'de hemen hemen bütün veteriner hekimlerin ustası, üstadı diyebileceğim. Doğru mu söylüyorum? Evet hocam. En sevdiğim, Leyla'nın en sevdiği köpeğimiz Lo'yu o doğurtmuştu. 6 yavru verdi bize. Onları büyüttük. Aradan 17-18 yıl oldu mu Leyla? Leyla onları 14-15 yıla kadar yaşattı. Onlar Beagle'lardı. Beagle'ların ömrü galiba... Maksimum o kadar oluyor. Maksimum o kadarsa Leyla bizim köpekleri maksimuma kadar yaşatıyor. Biraz buruk bir hal çünkü o yavruların baban tarafından operasyona doğurtulup... Çünkü biz evdeydik gece saat 12 filandı. Hayvan doğuramıyor bir türlü. Leyla telefon açtı Halil Hoca'ya. Halil Hoca dedi ki hastane şu anda aktif durumda değil ama getirin dedi. Doktor, hemşire kim varsa telefon ediyor ve gittik oraya. 2-3 saat sürdü doğum çünkü... İri başlı abisine hediye ettiğimiz tıkamış yolu ilik büyük kafalıydı o. Çıkamıyor. Hayvan hayatı çok değerli. Tabii ki insan hayatı daha da değerli. Niye? İnsana değer vereceğiz ki insan o değerler içinde hayvana değer verebilsin diye. Eğer hayvan sevmiyorsanız ben sevmeyen insandan kuşku duyuyorum. Çünkü hayvanı sevmek aslında insanın direkt olarak eğer biz de düşünen hayvansak direkt olarak bizle bağlantılı. Şimdi Egemen'le konuşacağım şeyler özel gibi ama size de çok genel gelecek. Herkes hayvan beslemek zorunda değil. Kesinlikle değil. Hele hele bakamayacağı hayvanı alıp beslemek zorunda hiç değil. Bodrum'u bilirsin. Yıllardır Bodrum'da melez köpekler vardır. Yani Beagle'la Doberman karışımı filan. Çünkü yazın çocuklarına hediye alıp oraya götürürler. Şehre dönerken 3 ay sonra, 4 ay sonra köpekleri sokağa bırakırlar. Onlar birbirleriyle çiftleşince melez köpekler çıkar. Dünyanın en yanlış, en ayıp şeyi. Böyle vakalar rastlandı mı, oldu mu? İnanılmaz fazla var. Yani özellikle maalesef ki ormanlık alanlarda, İstanbul ormanlık alanlarında çok yoğun miktarda terk edilmiş her çeşit ırkta, her yaşta. Her boyutta hayvanlar, yavrular tabii ki doğal olarak. Sayı inanılmaz boyutlarda. Yani bununla alakalı bir kontrol yok. Bir anekdot anlatayım. Arkadaşım İsviçre'ye taşındı. Balıkları çok seviyor. Bir balık alayım dedi. Gitmiş, aynı Türkiye'deki gibi bir balık alabileceğini düşünmüş. Demişler ki önce bir tank al, fotoğrafını çek, boyutlarını bize göster. İçini su doldur, sudan örnek getir bize. Bu işlemi yaptıktan sonra balığımı almaya gittim. Tamam, bir ay sonra bir daha gel, yine bir örnek getir. Bir ay sonra gittim, örnek götürdüm. Bana 3 tane lepistes verdiler. Çünkü Japon'un bakabilecek... En küçük minik Japon balığıydı. Yok, en şu küçük kadar balık. Birkaç milim yani, evet. Yani oradaki hayvan şartları böyle. Böyle olmasını tabii ki çok arzularız ama böyle olmasını birazcık zor olmasına rağmen bunun bir kontrolüne tabi olması gerekiyor. Kesinliği mi? Evet. Şah. Benim kızım, torunum ve damadım Hollanda'da yaşıyorlar. Bir mevsim var bahar gelirken. Onlara böyle kibrit kutusu gibi bir şey dağıtıyorlar. Bir de şapka ve fener, eldiven. O şimdi dedi bizim mahalleden seçilen 10 kişi arasında. Neyi anlatıyorsun dedim. Her mahalleden 10 kişi seçiliyormuş. O 10 kişi gece kurbağaların yavrulama döneminde, yani iri başlar değil, büyümeye başlıyorlar ve şu kadar oluyorlar. Kaldırımda karşıdan karşıya geçerken araçlar ezmesin diye bir sorumlu araçları durduruyor. Diğerleri onlar o kutulara koyup karşı tarafa geçirip orada ormana salıyorlar. Yahu kurbağa yavrusuyla bu kadar ilgilenen bir toplum demek ki insanıyla nasıl ilgileniyor? Çok çok başka farklıyız. Senin anlattığın ne kadar farklı bir şey yani. Aslında Türkiye konuda çok da kötü bir yerlerde değildi eskiden. Yani bunu şundan bahsediyorum. Kara vebanın çok yaygın olduğu 13. yüzyılda. Tabi burası Konstantinopolis o zaman. Ama sonrasında endemik bir hastalık olduğu için 16. 17. yüzyıllarda da hala vebanın çeşitli ölümcül olduğu dönemler oluyor. Konstantinopolis İstanbul'a döndüğünde İstanbul kedileriyle ünlü. O sebepten ötürü Osmanlıca kayıtlarda var. Diğer ülkelerde günde 800-900 kişi ölürken bizde ölüm oranı ayda %1'lere falan düşüyor. Ya da yılda. Çünkü kediler var. Çünkü farelerin predatörü yok. Fare yok. Fare yok çünkü.
Ama Abdülhamit galiba köpekleri hayırsız toplayıp adayı. Hayırsız adaya, İstanbul yakasında hayırsız adaya en yakın bölgelerde hep onların gece ağlamalarını, inlemelerini duyarmış halk. Orada birbirlerini yemişler galiba. Çok, çok üzücü bir olay. Korkunç bir şeydir yani. Sebebi o Fransa'da kozmetik ürünleri denensin diye o hayvanları Fransızlar satın almak istiyorlar aslında. Aslında o olayın da temelinde Avrupa var yine. Evet, bak bilmiyorum. Ama tabii satın alma işleminden vazgeçiliyor bir sebepten dolayı. O toplatılan hayvanları işte önce hayvanseverler bir salıyorlar. Tekrardan kayıklarla tekrar salıyorlar. İkinci kez toplatıldığında adada kalmak zorunda kalıyor. Ama asıl toplanmaların sebebi yine Avrupalıların aslında yaptığı insani bencillik. Korkunç, korkunç. Üzerindeki gömlek görev başında giydiği gömlek. Evet. Neler var üstünde? Aslında Amerikan yerlilerinin kıyafet dediğin gibiymiş, ayılar var. Ay. Sembolik olsun diye özellikle. Ay çok güzel. Size bir de bir hediye getirdim. Bugüne özel. Bunu Ali Saraç, Ebru ustası Ali Saraç dostum. Evet. Sizin için özel yaptı. Günlerce uğraştı. Ay canım benim. Buraya geleceğimi biliyordu ve bugün özel yaptık bunu. Şöyle. Bu. Ah böyle bir şey olamaz. Hikayesini de söyle. Evet. Hikayesi bizim için evet. Önemli. 1 Ocak 2024 tarihinde katledilen kedimiz Eros. Biliyorsunuz siz de. Yıllarca tekmelenip. Seyircilerim dinlesinler ya ben o hikayeyi dinleyemiyorum. Ama anlat. Şimdi sizin gibi hayvansever ve bilinçli sanatçılar varken ve bizim gibi veteriner hekimler varken ve hayvanseverler varken asla unutturmayacağız. Bir kere onu söyleyeyim. İkincisi 5199 sayılı hayvan hakları yasasının ne kadar eksik olduğunu görmüş olduk hep beraber. İçinde o madde yok çünkü. Madde şöyle var. Sokak hayvanları bir kere mal olarak gözüküyor. En büyük dert o. Hayvanlar anayasamızda mal. Mal. Halbuki onlar olarak. Can. Evet. Can. Şu anda bizim evde 3 tane kaldı değil mi? 5 köpeğimiz evet. Vardı. Biliyorsun. Biliyorum. Sonuncu sendeydi gene. Maalesef. Evet. Ama gene 15'i buldurttu değil mi ona? Evet. Evet. O da ilginç bir hikaye. Onu da sonra anlatırım. Anlat bence. Ama nasıl duyup da nasıl dayanırım onu bilmiyorum ama anlat. Yok bunu uzatmayacağım. Zaten kamuoyunda yeterince herkes izledi. Maalesef o görüntüler hepimiz şahit olduk ama unutulmayacağını bilmesi gerekiyor. Unutturmayacağız yani. Sizin gibi sanatçılar varken, bizim gibi hayvanseverler ve veteriner hekimler varken unutturmayacağız. Bu arkadaşımı çok teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar güzel bir şeyi. Büyük ustadır kendisi. Ya, bu Ali kadar Saraç. Güzel nasıl olur? O zaman ben de sana 11 Mayıs Dünya Yardım Günü için Egemen sertifikanı veriyorum. Çok teşekkür ederim. Onu sesli okur musun lütfen? Tabii ki. Seni ilgilendiren iki bölüm var. 11 Mayıs Dünya Yardım Günü. Bugün birine yardım edin. Aç biri için sandviç sipariş edin. Görme engelli birine gazete okuyun. Yaşlı bir kişinin karşıdan karşıya geçmesine yardım edin. Bir sokak köpeğini besleyin. Bir çocuk için bir okul defteri satın alın. Bir çiçeğe su verin. Sokak kedisini besleyin. Siz de istediğinize ekleyin. Sırano ve adı soyadı 132 numaralı. Bu senin şeyi. Sen de üyemiz oldun. Çok şeref üyemiz üstelik de. Çünkü hayvanların sağlığıyla ilgilenirken onların ömrünü uzatıyor. Can kurtarıyor. Geçenlerde bir köpeğimiz ağır hastalandığında Leyla gece yarısı sabaha karşı mıydı? Kaçta getirdi sana? Sabah 6.30 civarlarındaydı. Evet. Kıştı, hava karanlıktı. 5.5 filan civarı herhalde. Evimiz kliniğine yakın. Çok çaba gösterdi. Ama artık yaşı dolmuştu. Neyse şimdi konuyu değiştirelim. Sen anlat biraz şimdi. Şimdi o doğum hikayesini ben bir de babamdan dinleyeyim dedim. Buraya Loyu mu? Loyu. Anlatsana. Anlat. Babanın çünkü çok, o kadar çok hizmeti, o kadar çok yardımları var ki bizim bütün köpeklerimiz üzerinde. Leyla kilometrelerce yol gidip babanı buluyordu. Eski çalıştığı yer buraya kaç kilometre? Çok uzaktır. Çok uzak. Bir de trafiği inanılmaz zaten. Evet. O akşam biz bir yemeğe davetliymişiz. Yemeğe gitmişiz. Yıl 2009 bu arada. 2009'muş. Leyla Hanım arıyor babamı. Böyle böyle diye. Babam da önce bir şey arıyor. Hastaneyi arıyor. Hastanede bunu yapabilecek biri var mı diye. Yani sezaryene giderse yapabilecek, o sırada operasyonu yapabilecek babam var. Diyor, yapacak bir şey yok. Hep beraber apar topar kalktık. Bizi eve attı. Kendisi koşa koşa gitti. Tabii. Ben bazı geceler beklerdim babamı. O zaman çok küçüğüm.
Ama bazı geceler eve girmesini duymak isterdim. Herhalde sabaha karşı geldi. Çünkü yani, 6 taneyi zor bir doğum. Bir tane zor bir doğum. İki çok kötü. Ameliyatla aldı. Evet, tezaryen. Ameliyatla. En son sana gelen en son o bembeyaz çıktı. Süt beyaz. Dedim ki bu köpekten beyaz çıkmaması lazım. Yani Beagle'lar en kötü iki renk oluyor yani. Sarı beyaz ya da koyu renkte gene beyaz oluyor ama imkan ihtimal yok. Süt beyaz. Dedim ki bu albino. Ben bunu vermem dedim. Çok sevdim. Şimdi onun ismi neden Lloyd'du? Onun hikayesini anlatayım. Geldik işte artık çok canımız oldu Lo bizim yani. Leyla'la düşünüyoruz diye. Benim Ayhan Kırdar diye bir şair arkadaşım vardı. Ayhan Kırdar çok sevdiğim bir adamdı yani. İstanbul'da bir pavyona gidiyor. Orada bir kıza aşık oluyor. Genç, delikanlı, yakışıklı şair. Kıza senin adın ne diyor. Kız bir türlü söylemiyor adını. Ayhan ona sesleniyor. Lo, ya gel ki konuşalım diyor. Kız geliyor. Ona bir içki ısmarlıyor. Gene gidiyor. Ya söyle şu adını. Yo, ya Lo. Gel Lo. Konuşa. Abi Lo kalıyor. Ve Ayhan o yıl çıkan şiir kitabının ismini Lo yapıyor. Leyla da bu şiire bayılıyor. Okusana, okusana diye. Lo, bir hepsini okuyamam çok uzun. Gökler yıldızlarla bezenmiş salkım saçak. Yaprak yaprakken sevimlidir ağaçlar. Denizler duygularla duygulu. Şu evren insanlarla güzel. Yaşamak sevda ile manalı Lo. Bir çiftçi gibi sana sevgimi serptim kucak kucak. Verimli kıl topraklarını beyazlanınca ki göklere dek yaşarsın mutluluğumuz. Ben ormanları andıran gözlerinde doğdum. Güllerce dolaştım göz bebeklerinde Lo, güllerce. Oysa ağlasam boğulacaktım. Balıklar gibiyim şimdi denizinde. Ben sende yaşıyorum. Sen bende hüküm sürmektesin. Sende dinecek susuzluğu avuçlarımın. Bunu yediğim ekmek gibi biliyorum. Nuh'un gemisini düşün bir kez. Çifter çifter doğurmuş analar. Gün gelmiş çifter çifter doğurmuş insanlar. Yalnızlık Tanrı'nındır Lo. Çifter çifter yaşamak içindir şu dünya. Al avuçlarını avuçlarıma. Bir elma soyar gibi soy dört bir yanımı saran karanlıklarımı. Gökler yıldızlarla bezenmiş salkım saçak. Yaprak yaprakken sevimlidir ağaçlar. Denizler dalgalarla duygulu. Şu evren insanlarla güzel. Yaşamak sevda ile manalı Lo. Hem rahmetle çok sevdiğim bir kardeşimi andım. Hem de Lo'yu, köpeğimi andım. Lo'yu anınca da biraz duygulandım. İnsanlar Gazze'de, Afrika'nın göbeklerinde birbirlerini öldürürlerken bir hayvanın ölümü beni bu kadar acıtıyor mu? Evet. Çünkü nasıl Sait Faik'in dediği gibi bir insanı sevmekle başlarsa her şey, bir hayvanı sevmekle de insanın dünyası değişir. Onun için hayvanları sevin, koruyun. Ben durup dururken bir veteriner hekimi bugün konuk etmedim. Sırf babası köpeklerimin doktoruydu. O da hala şu anda yaşayan üç köpeğimin doktoru diye değil, Egemen'in bu mesleği seçmiş olması zaten ayrı bir fazlalıktan ekstra güzelliktir. Ne iş yapıyorsunuz? Hayvanların hayatını kurtarıyorum. Bundan daha güzel ne olabilir ya? Hiçbir şey olmaz kesinlikle. Son bir söylemek istediğin var mı Egemen? Size kendi ufak bir kitabımı hediye edeceğim. Ay. Şiir kitabı ama şair değilim. Ben Arana'me. Sanat ve başkaldırı dolu nice yıllara var olun saygılarımla. Egemen, biz bunu şimdi Leyla'la eve gider, hemen okuruz. Kitap şu. Satılıyor mu? Satılıyor. Satılıyorsa hemen alın. Şiir okuyun. Lütfen şiir okuyun. Tüm gelirinde barınaklara bağışlıyorum her zaman. Aklında kalan bir şey varsa, hayvan haklarıyla ilgili bir şey varsa,
lütfen tek başına oraya sen anlat. 21. yüzyıldayız. Aslında medeniyetin beşiğindeyiz. Bizim çok farklı şeyleri tartışmamız gerekirken hala insan haklarını, kadın haklarını, çocuk haklarını ve hayvan haklarını tartışıyoruz. Bunları tartışmadığımız, çok daha farklı şeyleri tartıştığımız günleri bekliyorum. Umarım olacak. Müjdat Gezen hocam gibi, onların öğrencileri gibi ışıklar oldukça Türkiye'de hala umut var diyorum. 11 Mayıs için orada seni ilgilendiren iki maddeyle orayı okur musun? Bugün bir? Bir sokak köpeğini besleyin, bir çocuk için bir okul defteri satın alın, bir çiçeğe su verin, sokak kedisini besleyin demiş Müjdat hocam. Çok teşekkürler hocam. Canım, her şey için. Bence. Her şey. Hayat kurtarıyorsun. Bundan daha güzel bir şey olamaz.